Merhaba arkadaşlar, edebiyatörü hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız, Cumhuriyet dönemi, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerimizden Hüseyin Nihal Atsız olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Burada sanatçımız Hüseyin Nihal'i görüyoruz. Herkesin atla gezdiği bir dönemde o atsız geziyor. Çünkü gördüğümüz gibi pelerini var, kendisi bir... Kahraman ve kahramanlık yapmaktan çok hoşlanan bunu çok seven, işini çok seven bir adam dediğimiz gibi. Herkesin atla gezdiği, arabaların olmadığı bir dönemde atsız geziyor çünkü uçabiliyor, pelerini var, kendisi kahraman. O kadar sessiz ve görünmeden insanları kurtarıyor ki ona ruh adam lakabı verilmiş. Onu bu kadar güçlü yapan şeyse vitamin, Z vitamini. Kullandığı bu Z vitamini sayesinde insanüstü bir güce ulaşıyor. Bir gün bir gecede yani. Dal kavuklar gecesi olarak anılan bir gecede Hüseyin Nihal bir ses duyuyor. Sesi duyduğu yere gittiğinde ise deli kurtla karşılaşıyor. Deli kurtun bozkurtlara saldırdığını görüyor ve gözünün önünde bozkurtların ölümü gerçekleşiyor. Buna dayanamayan Hüseyin Nihal kahramanlarının ölümüne dayanamayan Hüseyin Nihal geri gelen mektup büyüsünü yaparak Bozkurtları diriltiyor. Bozkurtlar bu büyüden sonra diriliyor ve Hüseyin Nihal yine bir kahramanlık yapmış oluyor. Şimdi eserlerimizi tekrar edelim. Kahramanlık, ruh adam, Z vitamini, dal kavuklar gecesi, deli kurt, bozkurtların ölümü, kahramanların ölümü, geri gelen mektup, Bozkurtlar diriliyor. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Bir süper kahraman görüyoruz. Pelerini var. Herkesin atla gezdiği bir dönemde atsız gezen Hüseyin Nihal bizim kahramanımız oluyor. Gördüğümüz gibi pelerini, kaslı, kuvvetli, kahramanlık yapan bir adam da öyle kodlamıştık o kadar sessizdi ki ne oluyordu? İnsanlar onu ruh adam diye çağırmaya başlıyordu. Kimseye fark ettirmeden insanları kurtardığı için. Kullandığı bir şey vardı. Bu şey Z vitaminiydi ve ona insanüstü güçlerini kazandıran şey bu Z vitaminiydi. Bir geceden bahsettik. Dal Kavuklar Gecesi olarak anılan böyle isimlendirilmiş bir gecede kahramanımız Hüseyin Nihal, atsız gezen kahramanımız bir ses duyuyordu. Sesi duyduğu yere gittiğinde deli kurtu görüyordu. Deli kurt kimlere saldırıyordu? Başka bir kurt olan bozkurtlara saldırıyordu ve gözünün önünde bozkurtların ölümü gerçekleşiyordu. Hüseyin Nihal'in kahramanları olan bu kurtların, kahramanların ölümü onu çok sarstığı için bir büyü yapıyordu geri gelen mektup büyüsü yapıyordu. Geri gelen mektup büyüsünün sonundaysa bozkurtlar diriliyordu ve Hüseyin Nihal atsız gezen kahraman yine bir kahramanlık yapmış oluyordu. Merhaba arkadaşlar, edebiyatörü hoş geldiniz. Bugünkü sanatçımız Cumhuriyet dönemi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Şairlerimizden Hüseyin Nihal Atsız olacak. Dilerseniz eserlerimizi hikayelendirmeye başlayalım. Burada sanatçımız Hüseyin Nihal'i görüyoruz. Herkesin atla gezdiği bir dönemde o atsız geziyor. Çünkü gördüğümüz gibi pelerini var. Kendisi bir kahraman ve kahramanlık yapmaktan çok hoşlanan, bunu çok seven, işini çok seven bir adam. Dediğimiz gibi herkesin atla gezdiği, arabaların olmadığı bir dönemde atsız geziyor. Çünkü uçabiliyor, pelerini var. Kendisi kahraman. O kadar sessiz ve görünmeden insanları kurtarıyor ki ona ruh adam lakabı verilmiş. Onu bu kadar güçlü yapan şey ise vitamin Z vitamini. Kullandığı bu Z vitamini sayesinde insanüstü bir güce ulaşıyor. Bir gün bir gecede yani dal kavuklar gecesi olarak anılan bir gecede Hüseyin Nihal bir ses duyuyor. Sesi duyduğu yere gittiğinde ise deli kurtla karşılaşıyor. Deli kurtun bozkurtlara saldırdığını görüyor ve gözünün önünde bozkurtların ölümü gerçekleşiyor. Buna dayanamayan Hüseyin Nihal, kahramanlarının ölümüne dayanamayan Hüseyin Nihal, geri gelen mektup büyüsünü yaparak Bozkurtları diriltiyor. Bozkurtlar bu büyüden sonra diriliyor ve Hüseyin Nihal yine bir kahramanlık yapmış oluyor. Şimdi eserlerimizi tekrar edelim kahramanlık, ruh adam, Z vitamini, dal kavuklar gecesi, deli kurt, bozkurtların ölümü, kahramanların ölümü, geri gelen mektup, bozkurtlar deriliyor. Şimdi görsellerimizi görüyoruz ve eserlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Bir süper kahraman görüyoruz. Pelerini var. Herkesin atla gezdiği bir dönemde atsız gezen Hüseyin Nihal bizim kahramanımız oluyor. Gördüğümüz gibi pelerini kaslı, kuvvetli, kahramanlık yapan bir adamdı öyle kodlamıştık. O kadar sessizdi ki ne oluyordu? İnsanlar onu ruh adam diye çağırmaya başlıyordu. Kimseye fark ettirmeden insanları kurtardığı için. Kullandığı bir şey vardı. ...bu şey Z vitaminiydi ve ona insan üstü güçlerini kazandıran şey bu Z vitaminiydi. Bir geceden bahsettik. Dal Kavuklar Gecesi olarak anılan böyle isimlendirilmiş bir gecede... ...kahramanımız Hüseyin Nihal, atsız gezen kahramanımız... ...bir ses duyuyordu. Sesi duyduğu yere gittiğinde deli kurtu görüyordu. Deli kurt kimlere saldırıyordu? Başka bir kurt olan... Bozkurtlara saldırıyordu ve gözünün önünde bozkurtların ölümü gerçekleşiyordu. Hüseyin Nihal'in kahramanları olan bu kurtların, kahramanların ölümü onu çok sarstığı için bir büyü yapıyordu. Geri gelen mektup büyüsü yapıyordu. Geri gelen mektup büyüsünün sonundaysa bozkurtlar deliliyordu ve Hüseyin Nihal atsız gezen kahraman yine bir kahramanlık yapmış oluyordu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğenmeyi, edebiyatöre abone olmayı ve bildiğimlerinizi açmayı unutmayın. İyi çalışmalar.